Tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu bugün toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki toplantısında, konuşmasında aynen şöyle söyledi. Başkanlık sistemini kan dökmeden getiremezsiniz. Şimdi bunu nasıl okumak lazım bu sözleri? Başkanlık sistemi dediğimiz siyasi bir olgu, aslında bir yönetim biçimiyle ilgili bir tarafından hukuki bir kavram. Ama ülke öyle bir yere gelmiş ki ana muhalefet partisinin lideri bile tehlikeye dikkat çekiyor. Artık olayın geldi. Çünkü Kemal Bey'den de alışık olmadığımız bir şey bu. Evet, tarz değil. Yani öyle bir yere gelmiş ki artık uyarının seviyesine, kullanılan kelimelerin ciddiyetine bakmak lazım. Diyor ki kan dökmeden bu istediğinizi yapamazsınız. Demek ki durum çok vahim bir aşamaya gelmiş. Demek ki o kadar kabul edilemez şeyler isteniyor ki bu milletten. Ana muhalefet partisinin lideri bile sizin bu istedikleriniz artık böyle seçimle şunda bunda olacak şey değil. Sizin söylediklerinizi zaten millet ve biz de kabul etmiyoruz ve bunu ancak kan dökerek yapabilirsiniz diyor. Şimdi aradan önce konuştuklarımızı hatırlayalım. İki tane muhalefet partisine üzerinden operasyon yürüyor. Evet, yürü. Hukuk eliyle yürüyor. İşte bir tanesinde işte dokunulmazlıklar meselesi. Ki o dokunulmazlık meselesinde ben dokunulmazlıkların tümden kaldırılmasına, yani kürsü dokunulmaz dışında tamamının Evet. kaldırılmasına taraftarım. Sadece HDP'liler değil, hırsızlık, yolsuzluk, Tabii tabii usulsüzlük tabii. yapıp haram yiyen kim varsa onların da bu şaibeliler hakkında Yargılamalar yapılması, yıllardır evet. Bekletilen dosya. dosyalar raflarda bekletilenler dokunulmazlık olduğu için onlar hakkında da bir gelsin. Ben hepsini kaldırmasına taraftarım ama sadece başkanlığa yönelik HDP'liler üzerinden yapılan manipülasyon. Evet. MHP üzerinden işte gayet açık Evet. anlattınız manipülasyon. Onun üzerine Kemal Bey'in bu açıklaması. Siz bu kan dökülme riski meselesini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Türkiye'yi öyle bir sürece götürüyorlar ki artık ana muhalefet partisi dahi hukuk süreci olmayacağını, o sürecin dahi artık geçildiğini halka anlatmaya çalışıyor. Burada söylenmek istenen olayın vahameti. Yani bundan bir adım öteye geçerseniz bu ülke kanla yoğrulacak. İktidar partisinin farklı bir söylemi var. Hemen buradan bir başka bir olay çıkartıp kanla besleniyorlar. Kan söylemi diyor. Halbuki kan akmasın diye yapılan bir uyarı bu. Kesinlikle asıl kanla beslenen dendiği zaman Akla ne geliyor? kimlerin akla geleceği ortada. 7 Haziran'dan beri ülkenin içinde bulunduğu kaos, kan, kilisin durumu, Güneydoğu'nun durumu, terörizm, patlamalar, ortalık birbirine karışmış. 400 vekil talebi Evet, ile istenen. başlayan Tabii süreç. ki işte o 400 vekilden gelinen nokta bu. Sonra meclis başkanının çıkıp laiklik anayasada olmamalı tabiri. Şimdi bakın bıçak kemiğe nasıl dayanıyor? Nasıl tek 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 ilerleyerek artık halkın hukuken yapamayacağı, kabullenemeyeceği bir şeyi ortaya koyup mecburiyette bırakırsanız Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Bir adım sonrasında artık bu ülke bölünmeye, parçalanmaya başlar. Çünkü siz Cumhuriyet'in değerleriyle oynuyorsunuz diyor. Ben Bizi buradan bunu anlıyorum. bir arada tutan harcı Aynen. bozmaya çalışıyor. Ya kazmayı vurdunuz dibine zaten, Şimdi evet. bu harç birinci harç halkı bir arada tutan bir coğrafyada birlikte yaşama iradesini bir arada tutan harç hukuktur. Bir kere hukuk bitti. Bitiriliyor. Hukuk yoluyla bir şey elde edemiyorsunuz artık. Kapandı. Bu yol kapandı. Hukuku bitirmek için de hukuk kullanıldı. O en acısı. Evet. Kendisini teslim etmiş hukukçular eliyle. Aynen. Bürokrasi zaten teslim olmuş. Devletin bürokratı yok artık. Devlet Parti hükümet diye bir şey yok artık. Tek bir kavramda. Evet, parti Evet. devletine dönmüşler. Hiç utanmadan kız bizim, oğlan bizim esprileriyle bütün kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdık diyebiliyorlar. Evet. Bunun dışarısında insanlar size nasıl tepki verecek? Nasıl karşı çıkacak? Hani halk yapılan baskıya veya hukuksuzluğa veya bu cumhuriyeti savunanlar, bu cumhuriyetin yurttaşları, cumhuriyete bağlı olanlar bu saldırıya karşı nasıl ayakta duracak?
Tabii ki öncelikli olarak hukuki yollarla ve demokrasi çerçevesinde evet. her halükarda. Ama insanların hukuk yoluyla demokrasi çerçevesinde dirençlerini yok ederseniz, kırarsanız. Yok etmenin yolu da kandan geçiyor işte. Kemal Bey'in söylediği siz kan dökeceksiniz diyor. Biz dökeceğiz demiyor. Evet, zaten. Aynen. Yani iş buraya dönecek diyor ve siz kan dökerek bunları yerine getireceksiniz ve ülkeyi tam ortadan ikiye böleceksiniz. Söylenen budur. Anlaşılması gereken budur. Hiç kimse bunu başka bir yere götürmesin. Ana muhalefet lideri çok haklı bir tutum sergilemiştir. Vallahi benim aklıma şu geliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra saraydakilerin İngilizlere, dönemin egemen güçlerine teslim olup evet. aman benim bir başkanlığım, bir padişahlığım olsun da koy ver Anadolu'nun dörtte üçü gitsin, küçük bir yer bana da yeter evet. zihniyetine geliyor. Olsun. Evet. Yani Türkiye zarar görür, görmez, bölünür, parçalanır. Benim bir başkanlığım olsun, ben bir yerde başkan olayım da gerisi önemli değil zihniyeti. Eğer varsa öyle bir zihniyet, bizim için yıkım. Aynen. Ve kabul etmeyeceğimiz şey yok. Şimdi son program bitmeden önce bir sormak istediğim şey var Buyurun. Size izin verirseniz. O konuya geçelim. Ankara Barosu, Türkiye'deki bütün barolar ve bunun içinde de Ankara Barosu, işte sonbaharda genel kurul yapacak. Ve başkanını seçecek. Evet. Yeni yönetimlerini oluşturacaklar. Siz şu an Ankara Barosu başkanısınız. Hı hı. Ben şahsen merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Yeni dönemde aday mısınız? Önce onu sorayım. Evet. Ankara Barosu ile birlikte birçok baro genel kurullarını yapacak Ekim ayında. Ben Ankara Barosu başkanlığına ikinci kez adayım. Belki biliyorsunuz bizim Ankara Barosu'nda bağlı bulunduğumuz Demokratik Sol Avukatlar grubumuz evet. bir ön seçim yapıyorlar. Evet. Bu ön seçim neticesinde çıkan adayı diğer kaybeden tüm adaylar destekliyorlar. Evet. Biz de bu ülkenin temeli olan hukuku savunabilmek adına evet. bir bütün olarak Ankara Barosu'nu tutabilmek adına paramparça olup da başka elini ovuşturarak ele geçirmeye çalışanların aksine güçlü avukatı yaratabilmek, güçlü baroyu yaratabilmek ve güçlü Türkiye'nin temelini oluşturabilmek için evet. tekrar aday olmaya karar verdik. Evet. Ön seçime gireceğiz. Ön seçime gireceğiz. Projelerimizi bitirmeye çok yakınız. Yeni projelerimizle Ankara Barosu'nu bir dönem daha yönetmeye adayız. Bütün sizden başka adaylar da vardır Tabii herhalde ki. Aday adayları. Ben evet. bütün aday adaylarına ve içinde size başarılar diliyorum. Baro seçimlerine dışarıdan müdahil olmak isteyenler, etki yapmak, manipülasyon yapmak isteyenler, ben oluyor muhakkak demeyeyim, kendi kanaatim için size sorayım. Böyle şeylerle karşılaşabiliyor musunuz? Tabii. Yani sizin buradaki önceliğiniz nedir? Yani çünkü baro etkili bir meslek örgütü. Evet. Çok önemli hukukun bulunduğu yerdeki bağımsız temsilcisi. En bağımsız temsilci biziz, evet. Muhakkak bunu ele geçirmek isteyen, bunun üzerinde vesayet kurmak isteyen, egemenlik kurmak isteyen güçler de olacak. Onlara karşı duruşunuz nedir? Şimdi bakın, biz şunu söylüyoruz. Türkiye'de Barolar ve Türkiye Barolar Birliği bağımsızlıklarıyla bütün artık hukuksuz kalmış bir ülkede başvurulabilecek tek son kale haline geldi. Son kale halinde. Şimdi tabii ki bir başka bakış açısıyla diğer gözler bu kaleyi ele geçirmek isteyecektir. Neden? Bu kale ele geçirildiğinde artık son taş da devrilmiş olacaktır. Evet. Ortalık açılacaktır. Buna müsaade etmemek durumundayız. Bizim ne yazık ki bölünmek, küçük olsun benim olsun gibi anlaşılmaz tavırlarımız olmakta. Diğer yandan vesayet ilişkisine geçirmeye çalışan kişiler olmakta. Biz hiç kişiler üzerinden politika yapmadık. Kişi üzerinden politika size bir avantaj sağlamaz. Ama olaylar üzerinden politika, hukuk politikası yapmak gereklidir. Bugüne kadar biz Ankara Barosu'nu yönettiğimiz süreç içinde hiçbir kurumun, hiçbir kişinin vesayetini kabul etmedik. Hep kendi hür irademizle, o bağımsızlığın verdiği yetkiyle Ankara Barosu'nu yönettik. Hiç kimse bize müdahale edemedi,
hükümet dahi bize karışamadı. Bildiğimiz doğruyu, gördüğümüz hukuksuzluğu, insan hakları ihlalini Türkiye'nin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine ortaya koyduk. Çok başarılı olduk bu konuda. Hiç kimse bize bir yerin vesayeti altına girdiniz diyemez. Ankara Barosu zaten bunu kabullenmez. Daha önceki mücadelelerde bu yönde yapılmıştır. Bundan sonraki mücadelede bu yönde olacaktır. Söylediğim gibi güçlü avukatı yaratmak, güçlü baroyu yaratmak, güçlü Türkiye'nin temelini oluşturacaktır. Biz de bunun için elimizden geldiğince çabalıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem size hem diğer adaylara, aday adaylarına başarılar diliyorum. Umarım benim de mesleğe başladığım Ankara Barosu için en hayırlısı olur. Umuyorum. Başarılı yönetiminiz devam eder. Teşekkür ederim. Değerli seyircilerimiz, Halkın Avukatı programı bu hafta sonuna geldik. Haftaya gene aynı gün, çarşamba günü akşam 17'de buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.